Suyun rengine bakar mısın? Bayağı değişik. Bu mu? Hangisi sizce? Yoksa geri mi dönelim? Bu rota aslında hayalet rotası diye geçiyor. Hadi o zaman hep birlikte Almanya'dan Avusturya'ya geçelim mi? Gerçekten hayatımda hiç bu kadar keyifli bir sınır görmemiştim. Tam olarak şu köprünün üzerinden Almanya'dan artık Avusturya'ya geçmiş bulunacağız. O zaman gezi başlasın. Günaydın. Herkese günaydın. Bugün Mittenwald'deyiz. Münih'ten 2 saatlik bir yolculukla geldik. Yine hafta sonumuzu hiking yaparak geçireceğiz. Ama bugünü özel kılan bir şey var. Bu sefer Almanya'dan başlayıp Avusturya'ya yürüyüp tekrar Avusturya'dan Almanya'ya döneceğiz. Yürüyerek mi yapacağız bunu? Evet, yürüyerek yapacağız. Nasıl olacak? Çok heyecanlıyız. 4 saatlik bir rota planladık. Tabii ki bu geze geze, duraklaya duraklaya daha uzun sürecektir. Ama ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Hava şimdi sabah erken olduğu için biraz kapalı. Ama öğlene doğru açılacağını umut ediyoruz. Hadi yola koyalım o zaman. O zaman Avusturya'da görüşmek üzere. Bağnat'tayız. Buradan böyle yürüyüp şu 5. rotayı takip edeceğiz. Şuradaki göle gideceğiz. Sonra bu gölün etrafından tekrar yürüyerek şu bölgelere, bayağı tepelere çıkıp aşağı ineceğiz. Yani böyle bayağı yuvarlak yapacağız. En yüksek yerde burada 2297 metre var. Wetterstein. Aa, daha da yüksek varmış. 2682. Buranın bir yarısı Avusturya, bir yarısı Almanya. Yani tam sınırdayız. Hatta telefonlarımız şu anda Avusturya'yı çekiyor. Ay, haydi bakalım. Devam edelim yolumuza. Şimdi yürüyüş boyunca size yardımcı olan tabelalar var böyle. Biz de Geisterkram'a gideceğiz. 15 dakika mesafede gösteriyor. Normalde bitireceğimiz yerlerden biri Lauterze. Dönüşte 35 dakika mesafede ama biz böyle yuvarlak yaparak gideceğimiz için şimdi bu yöne gidiyoruz. Gideceğimiz yerde böyle dereler falan var. Suyun rengine bakalım da bayağı değişik. Yani hem temiz hem de böyle enteresan bir mavilik var. Bilmiyorum kameraya yansıyor mu o renk tonu ama gerçekten bayağı böyle yeşille mavinin karışımı, böyle ilginç bir renk var ortada. Hangisi sizce? Yoksa geri mi dönelim? Aynı yer zaten. Aynı yerde, hangi saat olay sol. Sizce? Sol. Yukarı çıkmıyor muyuz? Evet. Oradan da aynı yer. Üzgünüm ama sol. Sıkış bitti, çok yakınımızda. Innsbruck Dağı'nın hemen altında. Avusturya. Burası da bugünün Alplerimiz. Bayağı kondisyon gerektiriyor bu rota. Şimdi Avusturya sınırına yaklaştık. Şu aşağıdaki köprüyü görüyorsunuz. Orası bir şelale üzerinde. Orası Avusturya, Almanya sınırı. Haydi gidelim. Sınıra 5 dakika mesafedeyiz. Burası Panorama Köprüsü. Panoramayı, yani derin kanyondaki şelaleyi izliyorsunuz. Şu küçük rota 1 saat falan sürüyor, mavi rota. Biz bu büyük kırmızı rotayı yapacağız. Hatta daha da fazlasını yapacağız. Şehre geri döneceğiz. Şu an ortasındayız denebilir. Yola devam.
köprü şu an bayağı sallanıyor. Aşağıya düşme ihtimalini düşününce epey korkutucu oluyor. Evet, burası tam iki ülkenin arasındaki sınır aslında. Yani baktığınızda, kendinizi doğaya bıraktığınızda sınırların ne kadar da anlamsız olduğunu görüyorsunuz. Ama maalesef günümüzde ülkeler, devletler sınırları yarattıkları için siz de bu bürokrasiye uyuyorsunuz. Neyse ki böyle sınırı sorunsuzca geçebildiğin sınırsız adlı sınırlar var. Buraya sınırsız diyorlar. Kesinlikle doğa yürüyüşün müthiş keyifli bir rota. Biz daha üçte birini aldık. Bakalım devamında bizi neler karşılayacak. Böyle artık doğal yürüyüş yolu olmadığı için metal bir köprü yapmışlar. Uzun bir yolu bu şekilde, güvenli bir şekilde köprüden alıyorsun. Ama aşağının manzarası gerçekten baktıkça baş döndürüyor. Haydi bakalım mı? Haydi o zaman hep birlikte Almanya'dan Oslo'ya geçelim mi? Yola devam. Avusturya'ya hoş geldin. Şimdi geçmiş mi olduk? Geçmiş olduk. Avusturya'da mıyız? Bakalım telefonumuzda Avusturya operatörü var mı? Henüz yok. Hala Almanya çekiyor ama Avusturya'dayız. Gerçekten hayatımda hiç bu kadar keyifli bir sınır görmemiştim. Tam olarak şu köprünün üzerinden Almanya'dan artık Avusturya'ya geçmiş bulunacağız. Gördüğünüz gibi aşağıdan akan masmavi bir nehrin eşliğinde harika bir doğal sınır burası. Rota aslında hayalet rotası diye geçiyor. Bu yolda yürürken de az önce yaptığınız gibi hayalet burada mı acaba diye bir simülasyon yapmışlar. Trekking yaparken kendi işlerinde de eğleniyor Almanlar. Bu yürüyüş rotası gerçekten o kadar özel bir rota ki yolda sizi eğlendirecek şeyler yapmışlar. Mesela burada yürürken okumanız için kısa bir öykü koymuşlar. Ve hem İngilizce hem Almanca okuyabiliyorsunuz. Şimdi rotanın en zor noktasındayız. İnsanlar ellerinde böyle destek alacak çubuklarla gelmişler buraları. Çünkü bayağı dik. Bizim yok ama yine de tırmanmaya devam ediyoruz. Rotamızın neredeyse yarısını bitirdik. Burası Avusturya'nın sınırsız bölgesi. Yani sınırın olmadığı, rahatça gezebileceğiniz bölgesi. Böyle dağ taş yararak aralardan şehrin merkezine ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi yaklaşık 3 saattir yürüyoruz. Dağ taş, tepe, bayır, orman açtık. Avusturya sınırlarından Almanya sınırlarına geçtik. İlk ulaşmamız gereken yere ulaştık, Leutersee'ye. Leutersee'ye de biraz mola vereceğiz, bir kahve içeceğiz. Ondan sonra yola geldiğimiz gibi geri yuvarlak yaparak devam edeceğiz. Son derece huzur kokmuyor mu sıcak burası? Aşırı derece etkileyici, sakin, sessiz, tamamen böyle cennetin içine düşmüş gibi bir ortam var sanki. Aşırı derecede etkileyici. Ya renkler resmen kartpostal gibi zaten. Böyle bir yerde olmak inanılmaz derecede insanı iyi hissettiriyor. İyi ki gelmişiz diyorum buraya.
yaşlarındaki insanlar olarak 80'li yaşlarında tırmanan amcalara, teyzelere özeniyoruz şu anda. Şu an rotamızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Arkamda gördüğünüz kasaba Mittenwald kasabası. Burası yaklaşık 3000 kişinin yaşadığı bir Bavyera kasabası. Aslında tam Avusturya ile Almanya sınırında. Daha önce de videonun başında da söylemiştim, 2 saate geldik buraya. Ve 10.30'da başladığımız yürüyüş, saat şu anda 5. Bayağıdır devam ediyor. Normalde 4 saatlik bir rota ama tabii biz fotoğraf çekmek için, video çekmek için, dinlenmek için, bir şeyler içmek için çok sık sık durduk ve epey yorulduk. Çünkü gerçekten çok dik yokuşları olan, epey kondisyon gerektiren noktalar vardı. Ama yine de şu an keyifle devam ediyoruz yola. Birazcık da size şehrin içini gezdireceğiz. Çünkü bu Bavyera kasabasının da kendine has özellikleri var. Böyle tepede gördükten sonra aşağıda bir de daha detaylı hallerini görelim. Hadi. Arkamda görüyor musunuz Bavyera evlerini? Odunların düzeni bile gerçekten insanı hayrete düşürüyor. Tablo gibi yapmışlar bahçesini, kömürlüklerini, her şeyini. Hayran kalarak izlemeye devam ediyoruz. Şimdi Mittenwald'ın sokaklarına hayran kalıyoruz ama buranın sadece güzel dağları, rotası, doğasının dışında bir de müzikle bağı var. Buraya tam göbeğine şehrin violin heykeli koymuşlar. Çünkü burası violinleriyle meşhur. Hatta bir violin müzesi var. Zamanında 1800'lerde köyden biri İtalya'ya gidip bu mesleği öğrenip köye de getirmiş ve sonrasında popüler olmaya başlamış. Şu anda burada yaşayan köylülerin büyük çoğunu violin yapmakla uğraşıyor. Ve hatta arkamızda da gördüm şu anda Geigenbaumeister yazıyor. Yani violin yapan uzman kişi ya da violinci gibi bir şey. Oraya gidelim, hem dükkanın da görüntüsünü çekelim hem de şehri gezmeye devam edelim. Şimdi size dünyanın en minnoş belediye binasını ve turist informasyon binasını göstereceğim. Ya böyle komplimentir. Böyle güzellik olur mu ya? Avusturya ve Almanya arasındaki yorucu yürüyüşümüz sonrasında şehre indiğimizde Mittenwald bizi harika görüntülerle karşıladı. Sıra sıra dizilmiş rengarenk Bavyera evleri adeta bize görsel şölen sundu. E tabi biz de bütün yorgunluğumuzu unutup keyifle şehrin merkezini keşfetmeye daldık. Evet arkadaşlar, bir gezimizin sonuna daha geldik. Şimdi arkamızda Mittenwald'in tren garı var. Şehirden 5 dakika yürüme mesafesinde. Bugün 5-6 saatlik bir hiking rotası ve sonra Mittenwald'in şehir merkezini gezdik. Siz de bizimle gezmiş oldunuz. Şimdi de eve dönüş vakti. Biz Bayern'i bu şekilde hafta sonları mutlaka gezmeye çalışıyoruz. Çok ucuz ve rahat bir şekilde gezme imkanı var Bayern'de. Onu da Bayern Ticket sağlıyor. Gidiş dönüş kişi başı bugün mesela kaç euro ödedik? Bir kişi için zaten 25 euro. Normal şartlarda şöyle, grup bileti aslında bu. İlk 25 eurodan başlıyor, sonra üzerine 7 euro eklenir gidiyor. Her bir kişi için. Tabii biz bugün 4 kişiydik, 46 euro ödedik. Yani 2 kişi 23 euroya denk geldi. Ve bu gidiş dönüş bileti ve bütün Bavyera'da geçerli. Bütün ulaşım araçlarında geçerli. Eğer içerisinde her yere gidebilirsiniz. Aynen öyle. Yani vaktimiz olsa, şu anda gece 3'e kadar geçerli olduğu için yorgun olmasak mesela Salzburg'a da gidebiliriz. Ya da Nürnberg'e de gidebiliriz. Tamamen Bavyera'ya size özgürce gezebilme imkanı sunuyor.
Biz de bu şekilde hafta sonlarımızı evde oturmaktansa gezerek ve keşfederek değerlendirmeye çalışıyoruz. Siz de bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun lütfen. Ayrıca videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer tabii ki beğendiyseniz, bunun gibi Bayveri üzerine yeni öneriler görmek isterseniz aşağı yorum olarak da bırakabilirsiniz. Sizlerin fikirlerini merakla bekliyoruz. O zaman biz şimdi trene bineceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.